Herkes selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün MyClub'da bu mobil için değil, konsol ve diğer platformlar için önemli bir haber. Biliyorsunuz ki mobilde de bilgileri paylaşmıştık sizlere. Oyuncular, ikonik moment oyuncular 5 yıldız ve 4 yıldız. İkonik momentlar 5 yıldız, normal legendlarda legendary kartı 4 yıldız olarak bir sonraki yıla geçiyor. Ama konsol ve diğer platformlarda maalesef işler birazcık can sıkıcı. Aslında buna alıştık her yıl bu şekilde. Oynattığınız oyuncuları, aldığınız, emek verdiğiniz oyuncuları bir sonraki yıla taşıyamıyorsunuz. O oyun içerisinde kalıyor. Takımınız tabii ki de silinmiyor ama siz eğer e-futbol oynayacaksanız, yani PES 2022 oynayacaksanız, maalesef o kadronuzdan herhangi birini kadroya dahil edemiyorsunuz. Peki geçen yıl ne olmuştu? Kurt bonusu diye bir şey çıkarmışlardı. Kurt bonusunda legend kartlarınız ve bununla ilgili ekstradan legend kartlarınızın sayısına göre size ikonik moment hediyesi vermişti oyun. Peki neden bunu yaptı? Aslında bu Konami tarafından ilk defa olan bir şeydi. Onun sebebi de şu: PES 2020 oyunu çıktı. PES 2020 oyununun üzerine herhangi bir oyun yapmadılar. E-Futbol PES 2021 hatta 20 update olarak geçti oyun. Yani bir transfer yaması yapıldı sadece. Peki oyunu nasıl satmaları gerekiyordu? Şöyle yapmaları gerekiyordu. Öncelikle dediler ki bir sonraki oyunu en azından aynı bile olsa adam tekrardan sıfırdan aynı oyuna takım kurmak istemez. Yani kendini aptal gibi hisseder. Bu yüzden de iyi bir kadro kuran, özellikle de legend ve ikonik momentları olanlara ne yaptılar? Kurt bonusundan işte maksimum 5 olacak şekilde ikonik moment verdiler hediye olarak. Aynı zamanda eFootball PES 2021 oyunu çıktı ve PES 2021 oyununu nasıl satabilirlerdi? Bir oyunu iki kere satın alır mısınız? Bence almazsınız aynı oyunu. Ama bunlar da şöyle yaptı: eFootball 2021'i 150 liralık bir alt fiyattan verdiler. Yanına 3300 MyClub barış ve bir tane de ikonik moment verdiler. Ne oldu? Ya dediniz ki 150 liraya bir ikon veriyor, bir de 3300 MyClub barışı. Ne yaptı? Oyunu ikinci kere sattı size. Evet, coins alan adam için karlı bir yatırım, karlı bir alışveriş, ama coins yatırmayan bir kişi için matchday'lerden kastığı coinslerle oyunu devam ettirmeye çalışan ve bu şekilde kadrosunu kuranlar için aynı oyunu iki kere satmış oldu. Bu da nedir? Bir başarıdır Konami için. Ama bir açıklama yaptı Konami. O açıklamada şuydu: merak etmeyin dedi, kadronuzun değerine göre, yani oyuncularınıza, legend ve ikonik mamut oyuncularınıza göre size hediyeler vereceğiz dedi. Ama bu ikonik mamut, yani legendary 5 yıldız kartı olmayacak. Burada bu arada eFootball 2022 Premium paketi almalarda sıkıntı oluyor. Size şunu söyleyeyim, şu anda daha biraz daha bekleyin diye tavsiye ederim ama birkaç tane böyle şey çıkmış Konami, işte Premium Agent bilmem ne vesaire eFootball'da üst paketle ilgili. Şimdi eFootball'un normal içerisine PSN'den girdiğinizde o indirim yansımıyor, haberiniz olsun. PES 2021'in içerisinden gireceksiniz. Yani 20'yi de 20'de de 21'i böyle alıyorduk. Oyunun içerisinden gireceksiniz ve PES 2021 oynadığınızı kanıtladığınızda oyuna ne oluyor? Bundan sonra indirimli alıyorsunuz eFootball'u. Haberiniz olsun. Şimdi bundan bu sorun varmış. Bence biraz bekleyin. Zaten 30'unda daha demo gibi bir oyun çıkacak. O yüzden şimdiden almanızın bir şeyi yok. Yani ne gerek var diye düşünüyorum. Şimdi MyClub paraları... Üzücü bir haber ama bu yıl olan bir şey değil. Her yıl aynı şekildeydi. Hiçbir zaman hiçbir platformda mobil dışında MyClub paraları bir sonraki yıla maalesef ki taşınmıyor. O yüzden şu anda MyClub paralarınız varsa açın, top açın. Çünkü önümüzdeki yıla kullanamayacaksınız mobil haricinde. Üçüncü olarak da en önemlisi, evet, kurt bonusu diye bir şey çıktı. Şimdi bunda daha önce söylemişti zaten oyun bize hediyeler vereceğini. Peki bakın ne diyor: kilometre taşları ve ödüller. Ödüllerden bir bakalım. Bunu eFootball'da sadece PES 2021 değil, PES 2021 Lite oynayanlar da bu hakka sahipler. Haberiniz olsun. Bakın ne diyor: bu oyunculardan kaç taneye sahip olduğunuza bağlı olarak tesadüfi anlaşma alın diyor. 1 ile 5 oyuncu tesadüfi anlaşma, 6 veya daha oyuncu tesadüfi anlaşma. Tesadüfi anlaşma ne? Yani açtığınız kartlardan gri kart bile gelebilir. Yani gri kart yok artık ama işte normal hormonlu kartların 4 yıldızı gelebilir, 3 yıldızı gelebilir. Yani açıkçası ikonik moment, yani legendary alamıyorsunuz bu kartlarla. Ha, verir mi? Ben vereceğini sanmıyorum. Hani çünkü
Ne vereceği belli değil ama bu kadar kart içerisinde kalkıp Legendary vermez. Aynı zamanda sahip olunan efsane oyuncu sayısına göre de 1 ile 7 arasında eğer oyuncunuz varsa e-futbol kısmına 300 bin GP ile başlıyorsunuz. 8 ile 14 oyuncu arasında 500 bin GP ile başlıyorsunuz. 15 ve daha fazla oyuncunuz varsa da 1 milyon GP ile başlıyorsunuz. Şimdi bazı oyuncular tabii para yatırmayan insanlar için çok büyük bir nimet bu. Çünkü adam 15 tane legend'ınız vardır. Baxter abla zaten adamlar 3 milyon 5 milyon GP kasıyor ve Baxter abla kutusu geldiğinde hepsini açıyorsunuz. Bu çok önemli. Önümüzdeki yıla 1 milyon GP ile başlamak demek oyuncu kontratlarını yenilemekte en azından yok şu kampanyaya gireyim, yok şu işte meçte şunu tamamlayayım, yok işte bilgisayara karşı şunu oynayayım, 20 bin GP alayım, kopta varmış 50 bin GP ona gireyim. Yani zorla sizi oyun yönlendiriyor ama bunu yönlendirmeye gerek kalmayacak. 1 milyon GP ile rahatlıkla ya da bir oyuncu fullemeniz gerekiyorsa yine ücretli olan işte 25 bin GP ya da 250 coins olan yerden en azından istediğiniz kadar top açabilir 1 milyona kadar ve bazı oyuncuları fullleyebilirsiniz. Yukarıdaki listelenen ödüllerin kilidini açmak için bu kilometre taşlarına ulaşın diyor. Kilometre taşları ve ödüller de birincisi ikonik moment 1 ile 5 arası ve 6 ve daha fazlası. İkincisi de 1 veya 7 arası, 8, 14 ve 15 daha fazlası. Keşke ikonik moment'ta da hani en azından adamın 20 tane ikonu varsa bir tane legendary şeyinden verseydin Konami. Ya da 2 tane legendary hakkı verseydin ama yapacak bir şey yok. Kulüp bonusu dağıtımının sonu. 12. ayın 23'üne kadar dağıtımı olacak. Yukarıdaki tarih ve saatler değişkenliğe tabidir. Her zaman kendini zaten şey yapıyor. E-Futbol 2022 eğitimini tamamlayın. Yani bu ne oluyor? E-Futbol 2022'de MyClub'a tıkladığınızda bir eğitim çıkıyor karşınıza. Buradan bunu yapabilirsiniz, buradan buna ulaşabilirsiniz diye o eğitimden bahsediyor. Onu geçtiğiniz takdirde bu ödüle hak kazanıyorsunuz. Tabii üstteki verileri de sağlıyorsanız. Onun dışında ne var? Sahip olduğunuz oyuncuların kopyaları toplam oyuncu sayınız için geçerli sayılır. Toplam oyuncu sayınız için. Bir dakika şimdi. Sahip olduğunuz oyuncuların kopyaları toplam oyuncu sayınız için geçerli sayılır. Yani benim anladığım bu. Yanlışsa düzeltin. 3 tane Pirlo varsa benim Legend, 3 Pirlo da sayılıyor. Bunu anlıyorum ben. Sahip olduğunuz oyuncuların kopyaları toplam oyuncu sayınız için geçerli sayılır. Yani benim anladığım bu. Yanlış bir şeyse düzeltin beni. Kurt bonusunu yalnızca eFootball 2022'yi, eFootball PES 2020 sezon update'i veya Lite oynamak için kullandığınız hesabın aynısıyla oynarsanız diyor. Benim Serdar diye bir hesabım var ve benim ikonik momentlarım ya da işte Legends kartlarım burada. Ben kalkıp o ödülü alıp sonra başka bir PSN adresi açıp o ödülü burada bekleyemiyorum. O Serdar PSN adresine ödüller bu şekilde geliyor. Kurt bonusunun süresi dolmadan önce bu bonusu almanız gerekir diyor. O zamana kadar zaten alırsınız. O zamana kadar girmeyen zaten FIFA'ya geçmiştir. Kurt bonusu içeriği önceden haber vermeden değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Yine kendini savunmuş burada. Bu şekilde onun dışında var mı unuttuğumuz bir haber? MyClub'lar olmuyordu. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Şimdi küçük bir özet geçelim. Kurt bonusu var. Ama eski kurt bonusu gibi değil. Bu biraz daha törpülenmiş bir kurt bonusu. İkonik moment yani legendary, bu yıl legendary olacak kartlardan bir kart vermeyecek. Tesadüfi kart demek her kartı verebilir ve tesadüfi diyorsa öbürkünde çünkü direkt ikonik moment verecek diyordu. Yani siz ikonik moment box ki biliyorsunuz ilk günü canlı yayın açmıştık ve topları almıştık. İyi de katılım olmuştu. Çok sağ olun şimdiden onun için onun da teşekkürünü yapayım. Orada ikonik mamutlardan biri %100 geliyordu. Ama burada öyle bir şey yok. Tesadüfi kart demek ne olacağı belli olmayacak diye düşünüyorum. Ekstra bir haber aldığımda yine anlatacağım. Ama bu dediğim gibi mobil dışında konsol, Xbox ve Steam'den oynayanlar için geçerli. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.